Canım benim ya, ne yapıyorsun sen? Arkanda da bir güzel kız var, o kim o bakayım? Bu arkandaki. Beni de... Arkandakini diyor, yanındakini demiyor. Hayır, beni söyledi. Beni söyledi. Ediz abi beni dedin değil mi? Beni demek tamam, istedin değil mi? Tamam, iki Fatma yan yana geldi, iki güzel Fatma. Evet, canım benim. Ne haber Fatma, iyi misin ya? İyisin. Vallahi işte... Ama kendine dikkat et, iyi bak kendine. Of, ne bileyim. İstanbul'a gelmiyor musun hiç? Geleceğim. Ayın 29'unda geleceğim. Ayın 29'unda geleceksin. Peki nasıl oldu sağlığın? Yani o kalça kırığından sonra düzeldin ama bir de galiba başka bir komplikasyon geçirdin tahmin ediyorum. Başımdan. Evet. Ameliyat oldu. Evet. Ameliyat oldu şimdi. Biraz akıl koydular. Edison abi bunu İstanbul'da yalnız bırakmayın, yanında sürekli olun buna. Tamam canım benim, ben onu haberim olursa, ya haberim olursa tabii ki her zaman... Ben buna sağ koluyum. Efendim? Sağ koluyum buna, 20'de emeklisiyim. Öyle mi? Evet. Tamam, sen de geliyor musun İstanbul'a beraber? Beni götürmüyor. Anneye kim bakacak ben geldi mi? Ediz hanımı nasıl? Sağ ol, sen yardımcı oluyorsan ama o kendine bakar en iyi şekilde. Ediz. Aslanlar gibi maşallah. Ediz. Canım benim. Hanımın ne yapıyor, iyi mi? Benle iyi hayatım, aşağı onlar denizdeler. Ben üst katta biraz çalışıyorum, uğraşıyorum. Ama hava çok sıcak burada da. Herhalde Bodrum da öyledir. Evet, çok sıcak. Sıcak. Bugün çok sıcak. Yani birkaç haftadır soğuk geçti ama şimdi iyi vaziyette. Hiç burada soğuk geçmedi. Efendim? Hiç burada hiç soğuk geçmedi. E ama Bodrum öyle zaten. Çok şey sıcak ya. İklim olarak çok farklı. Neyse seni çok iyi gördüm ya. Çok iyi, çok başarılı. Bak ne diyeceğim. Fatmacığım, kaçırayım mı seni? Dur şimdi. Ne zaman buluşuyoruz ya? Söylesene. Ha? Beraber ne zaman olacağız? Çok görüşüm geldi senin ya. Canım. Ben yalnız durdum. Gel bekliyorum. Tamam. Geliyorum. Geleceğim hayatım benim. Çok selamlar yanındaki dostlara, sevgiyle kucaklıyoruz onları hepsini. Güzel günlerin olsun. Öpüyorum seni yanaklarında. Çok teşekkür ederim. Hep birlikte inşallah. Yine asıyorsun değil mi Atatürk'ün bayrağını? Canım benim canım. Maşallah maşallah. Seninle gurur duyuyoruz, gurur. Canım Fatmacığım benim. Sağ ol. Ben de seni I love you. I love you too. Tamam. Canım öptüm. Değerli basın mensubu arkadaşlar. Ne yazık ki bu sabah üzücü bir olayla güne başladık. Türk sinemasının dev çınarı değerli Fatma Giri'yi ne yazık ki bu sabaha karşı kaybettik. Onun yeri hiçbir zaman doldurulamaz gerçekten. Hep fakirin yanında, yaşlıların yanında olan, yardım eden bir insan. Sayın Fatma Girik, uzun yıllardır hastanemize çeşitli nedenlerle yatarak ya da ayaktan tedavi görmekteydi. En son zatüre ve solunum yetmezliğine bağlı hastanemize yatışı gerçekleştirildi. Yapılan tetkiklerinde COVID-19'a bağlı bir viral enfeksiyon olduğu görüldü. Yoğun bakımda takip ve tedavisine başladık. Ancak yapılan tedavilere rağmen kendisinde çoklu organ yetmezlikleri gelişti ve bu sabaha karşı da yapılan tüm müdahalelere rağmen sabah saat 7 civarında Hakk'ın rahmetine kavuştu. Kendisini biz çok severdik ve hastanedeki yattığı süreçlerde de şahsen tanıma fırsatı da bulduk. Çok değerli bir insandı, çok pozitifti, espri anlayışı müthişti. Çok seviyorduk kendisini. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz.
sizlere, ailesine, tüm sevenlerine de başsağlığı diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben de gerçekten çok zorlanıyorum. İçimiz yanıyor. Hani gözler insanın kalbinin aynasıdır derler ya. O masmavi gözlerle sanki içinden bir ışık yanarmış gibi pırıl pırıl sevgiyle, İyilikle bakan o güzelim gözle girdiği ortama hemen bir enerji getirir, canlılık getirir, neşelendirir. Türk sineması deyince hepimizin aklına ilk o gelir. Çünkü o mesleğine tutkuyla, aşkla bağlı bir sanatçıydı. Bir efsaneydi. O cesur yürekli bir efsaneydi.
Seni çok özleyeceğiz Fatma. Çok çok özleyeceğiz. Sinemaya olan tutkusunu hepimiz biliyoruz. O güzelim filmlerini, o güzelim filmleri yaparken duyduğu heyecanı, korkularını, beklentilerini ama filmleriyle o kendi tarzını yaratmış bir sanatçı. Her ne kadar farklı siyasi kulvarlarda görünüyor olsak da biz Atatürk'e bütün kalbimizle, onun ilke ve inkılaplarına bütün kalbimizle bağlı Cumhuriyet kadınlarıydık. O hep öyle hatırlanacak. Anaç yürekli, çocuk yürekli, dost canlısı bir insandı. Her ölüm erken. Önemli olan ardımızda iyi insandı dedirtebilmek. Fatma bunu başardı. Fatma iyi bir insan olarak aramızdan ayrıldı ve bugün biz onu ebediyete yolcu ediyoruz. Daha da doğrusu en büyük aşkına, kardeşinin ifade ettiği gibi, hepimizin bildiği gibi, ömrünü paylaştığı Memduh'unun yanına yolcu ediyoruz. Türkiye onu filmleriyle sonsuza kadar yaşatacaktır. Nur içinde yat canım arkadaşım. Hocam Bodrum'dan geldi değil mi? Allah toparlanacak. En son Bodrum'dan direkt gelmemişti. Hastanemizde yine bir yatmıştı. Tekrarlayan zatürre enfeksiyonları oluyordu. Yattı bir çıktı. Evet, bir süredir Bodrum'daydı zaten. Yattı çıktı ama tekrar sonra zatürre sebebiyle yattı. Zaten kendisi çeşitli hastalıklar nedeniyle kısmen solunum cihazı destekli gecelerini geçiriyordu ve gündüz de oksijen desteği alıyordu. Başımız sağ olsun. Bu yatışı yaklaşık 10 gün. Bu yaklaşık 10 gündür, son yatışı 10 gündür. Teşekkür ediyorum. Başımız sağ olsun. Teşekkürler, sağ olun. Fatma annem Şişli'ye çok emek verdi. Benim çocukluğumda Şişli Belediye Başkanı'yken onu evde görmek çok zordu açıkçası. Hafta sonları bile yoktu evde. Sabahın 7'sinde kalkıp işçilerle yolları yıkamaya giderdi. Çizmelerini ayağına takıp. Şişli'ye çok emeği geçtiğine inanıyorum. Başımız sağ olsun, hepimizin başı sağ olsun. Türkiye büyük bir değerini kaybetti. Başımız sağ olsun. Sağ ol Sven. Ben de Fatma gittim. Kendimi tanıtıyorum. Hoşçakalıyoruz. Bu yüzden size küçük bir hediye bizden. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Evet. Ben festivalde sizi görmek gerçekten çok mutlu edici. Çok güzelsiniz. Teşekkür ederim. Ben fotojenik dediğim için böyle seyrederken... Hayır, gayet fotojeniksiniz. Çok fotojeniksiniz. Çok güzel çıkıyorsunuz. Çok özledik filmlerinizi. Tekrardan Beyaz Perde'de olma gibi bir durum var mı? Vallahi sinema zaten çok yaptım. 58 sene film yaptım. Ben dizileri seviyorum. Yani dizilerde oynamak istiyorum. Ve oynayacağım film de yani benim beğeneceğim, benim seyredeceğim, biraz önce içeride de konuştum. Kendi seyretmediğim, seyretmeyeceğim filmde oynamam. Hı hı.
Onu çok güzel söylediniz. Ben bakıyorum senaryoya. Ben bunu oynamam diyorum ve izlemeyeceğim çünkü şeydi. Çünkü ben bunu izlemem. Başkası da oynasa izlemem. Keşke gençler de bunu yapsa. İzlemem. Biraz çok ticari düşünülüp her rol kabul ediliyor. Sonra mesela soruyorum şimdi. Bu kadar dizi var. Bir tanesinde ya Fatma abla sen bu keşke şu rolde sen oynasaydın. Var mı böyle bir şey? Yok, gerçekten yok. Öyle bir rolde yok. O zaman yapmıyorum diyorsunuz. Tabii yapmıyorum. Peki biraz önce dediniz ki benim hayatım film olsaydı acılar içinde dram mı olurdu türü? Ya siz çok mizahı yüksek birisiniz yani. Nasıl ben dram oluyor? Ben ağzına geleni de söyleyeyim. Bugün fazla yağlı yemedim galiba, dilim kaymıyor. Bugün iyisiniz. Yani şeyden söyledim, onu gülelim diye söyledim. Yani ne anlatacaksın? Benim hayatımı anlatsan ne olur? Ancak bunu yazarsa insan, başucu kitap olur, işte insanlar alır bakar, der, ne der? Aa böyleymiş, şöyleymiş, canı sıkıldı mı kıvırır ucunu bırakır. Sonra akşama bir daha, ertesi akşam devam eder. Ama film olunca bilmiyorum, seyreder mi seyreder? Bence seyreder. Sizin hayatınızı herkes merak eder diye düşünüyorum. Ama biraz önce anlattıklarım ne komikti değil mi? Çok komik, sizin mizahınız zaten çok komik, çok komiksiniz. Çok mizahınız. Ben sana komik bir şey anlatayım. Evet anlatın. Bak geçenlerde... Ben İstanbul'u biliyorsun. Biliyorum. Nişan dışında öyle yağmur yağdı. Taksi durdu. Bir tane taksi durdu. Neyse bir tanesi durdu. İşte bu şoför. Böyle elini atmış. Camdan bana iyi. Nereye dedi? Ama böyle değil mi? Sesini tanı falan. Sanki bir kök adası sesi bile. Deyince ben de iyiydim. Gözlük var gözümde, eşarbına. Dedim ki, gayret dedi. Florence Erkengen Hastanesi'nin oraya gideceğim dedi. Böyle böyle. Ben oraya gitmiyorum. Ben oraya gitmiyorum. Ben bu lafı gelmem. Buraya kadar ön camdan içeri gir. Adamın burnuna kadar. Senin dediğin yere gideceğim. Benim dediğim yere gitmezsek seni kurarım dedi. Ama ben böyle oldum. Affedersin. Başkanım ben önüne gideyim. Kaptı kapısını açtı. Oğlum dedim ben 70 yaşındayım. Ve bana biri yavrum dedi. Hoşuma gitti. Bana hala yavrum diyebilen biri. Ama bunu bir genç etmez sana söylersin. Abisi vardır, kocası vardır, hepsi vardır. Siz geberdin mi? Ay o biraz ne bileyim ağzından kaçtı. Çok hoş geldiniz de gördüm. Bizim bu erkek Fatmalık ama her zaman var yani. Her zaman var. Ne komik değil mi? Gerçekten çok komik. Sizin hikayeleriniz çok komik ama biraz önce dediniz ya 50 kere setten kovuldum dediniz. Ya inanmıyorum. Peki genç nesilde bu mücadeleyi görüyor musunuz? 50 kere setten kovulsa, bir kere kovulsalar gelmezler. Yok, kaç kere kovuldum hep böyle. Oradan kovuldular, buradan yürüdüm. Oradan yürüdüm. Dedim ki ben oynayacağım. Peki gençlere ne önerirsiniz oyuncu olmak isteyenlere? Bu sizden duymak bunu çok önemli. Bir kere hani biz okullu değiliz, alaylıyız. Hem okullu hem alaylı. Olsun. Aslında bunlar böyle kitaplarda falan yazmıyor. Oyuncu kitapta değil de insanın içinden gelen bir şey. Yani onu kendinle hissediyorsan ben taksiye binerim, otururum, işte şoförün şurası derim. Cam açılır mesela, camı açarım, serim. Böyle rüzgar, saçlarım uçuyor. Kendi kendime dururum. Şimdi derim ki, şimdi ben burada yalnız tabii ben gideceğim. Yalnız. Böyle elinden hiçbir şey gelmiyor. Dertleri var. Saçlar yaşıyor. Belki biraz gözüm yaşıyor. Kendi kendime oynarım. Güzeli o. Zaten hayat bir şey. Sinema. Oynamak lazım. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Fatma ile 1964 yılında tanıştık. 58 yıl geçti. Olağanüstü bir kadındı. Dürüsttü, mertti. Menfaat peşinde hiç koşmadı. Leonid Nikolayevich Tolstoy'un çok önemli bir özdeyişi var. Bunu sizle paylaşmak istiyorum. Diyor ki, insanın gerçek gücü sıçrayışlarda değil, sarsılmaz duruştadır.
böyle bir kadındı, böyle bir sanatçıydı. Bunu söylemek için rica ettim hanımefendiden, ben de konuşmak istiyorum diye. Çok dürüst karakterli, son derece mükemmel bir insandı. Son derece, bu inanın yani en yakınlarından biriyim. Dostluğumuz bugüne kadar devam etti. Büyük bir kayıptır. Türk sanat alemi için çok büyük bir kayıptır. Teşrif ettiğiniz için, geldiğiniz için sizlere minnettarız. Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Akdeniz gibi bir kadındı. Bir kadın, güzel, sıcak, huzurlu, fırtınalı, mert, cesaretli ve yararlı. Fatma Girik Akdeniz gibi bakardı. Güzel yüzünü taşlandıran o gözlerde ben her zaman hem gençliğin meydan okuyuşunu hem de binlerce yıllık birikimi, bilgeliği görürdüm. Özür diliyorum, ağlamamaya çalışıyorum ama dayanamıyorum. Fatma Girik bana göre mavi direnişin simgesiydi. O çocuk gözlerinde zaman zaman devrimci bir kadını, Atatürkçü bir kadını, Cumhuriyeti sonuna kadar savunan bir kadını görüyorduk. Asla hiçbir şeyden korkmadı. O benim cesur yürekli kadınımdı. Yol arkadaşımdı. Çok sevdiği Selen'e, biliyorsunuz zaman zaman Fatma Girik öldü haberleri dağılıyordu ortalıkta. Ofisimizin ofis arkadaşım Selen onun çok yakınıydı. Her defasında Selen'e şunu söylüyordu. İnadına ölmedim, inadına ölmeyeceğim, inadına yaşayacağım. Şimdi hepimiz onu kalbimizde yaşatacağız, eminim. Hepimiz onu sonsuza kadar seveceğiz. Türk sinemasına, Türk halkına bıraktığı o değerleri asla görmezden gelemeyiz. Sayın Başkanım, size bir notum var. Hastanedeyken sizin onu ziyarete geleceğini, sözünü ben geleceğinizi düşünerek vermiştim. Çok sevinmişti, gözleri pırıl pırıl olmuştu. Ne zaman gelecek, hadi ne zaman gelecek demişti. Kısmet olmadı ama onun için şahane bir kitap yapacağız. Onun adını sokaklardan birine elbette vereceğiz. Onun adına inanıyorum ki bir kültür merkezi de yapacağız. Söz değil mi? Onu böyle yaşatırız. Fatma Girik, seni çok seviyorum, daima seveceğim. Öncelikle program için gelmişti. Söz foto programı için. Ve çok kalabalıktı. Bütün uzun boylu çocuklar hep etrafımızdaydı. Küçüktüm ben de. Çok kısa boylu olduğum için onun kucağına onun kucağına oturdum. Ve anne şefkatiyle gözlerime baktı, ellerime dokundu ve onun çocuğu olmamı istedi ve 2 yıl sonrasında gelip beni aldı. Ve topluma kazandırdı ama anneliği onda öğrendim. Onun büyük kalbiyle, güçlü duruşuyla. İyi ki annem oldu. İyi ki onun kızıyım.
Gurur duyuyorum onunla. Bilemiyorum, çok heyecanlıyım. Kusuruma bakmayın. Onu çok seviyorum ve... Bir konuşma da düzenleyemedim ama... Onu çok seviyorum. Çok. Yani o benim annem, hala annem. O hala yani benim çınar ağacım. Bütün konuşmaları dinledim, çocuklarını. Gerçekten Fato, bizim Fato'muz, bunların da çok üstünde bir kadındı. Biz 85 yılında tanıştık. Bilmiyorum kaçıncı filmde oynuyordum. Uşağa gittim. İlk defa orada tanıştık biz. Merhaba kızım dedi falan. Böyle daldım. Ben hayatımda Mavi'nin bu kadar güzel olduğunu düşünememiştim. Gözlerine bakınca. İşte az önce Ahu söyledi. Bizim Ahu. Böyle sevdiği insanların üzerinden elini çekmezdi. Yani 37 yıldır, en son 20 gün önce falan konuşmuştum herhalde. Yani bir çekmez mi bir insan ya o hastalığı halinde de? Ne yapıyorsun kızım, ne ediyorsun kızım? İlk hastalığında telefonla konuştuğumda dedim ki ya bu dört yapraklı yoncanın en cengaver, en yerden yere atanıdın sen. Ne oldu dedim böyle sen... Kristal bebek misin dedim, haberimiz yokmuş. Ama o dört yapraklı yoncanın en öpüşeniydi. Onu söylemek istiyorum. Hayatımızdan Fato geçti. O bize dokundu, biz ona dokunduk. Belediye başkanlığında sabahın köründe gelirdi. Hadi gel kızım ağaç dikelim derdi. Şimdi o ağaçlara bakıyorum geçen gün. Bir yere giderken baktım, koskoca ağaçlar olmuşlar falan. Sadece bir gün, Halil her gün burada mı? Tamam. Bir gün böyle arkadaşlar bize derneğe geldi, dedi ki... Ben 5 yıl belediye başkanıydı o zaman, son zamanlarıydı galiba. Dedi ki, ben sinemadaki arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Çünkü 5 yıldır bir tane oyuncu da gelip ya da işte sinema çalışanı, set arkası, yani bırakın bir şey istemeyi, ya Patocuğum benim işte balkonumun biraz genişletilmesi lazım. Hiç böyle bir şey kimse bana teklif etmedi dedi 5 senedir sinemacılardan. Gurur duyuyorum arkadaşlarımla dedi. Yani bunu unutmak mümkün değil bu kadını ya. Bu kadar içimizi delip geçti Fato bizim. Konuklar, sizlerle bugün tabii kıymetli sanatçımız Fatma Giri'yi uğurlamak için buluşuyoruz. Öncelikle hepimizin başı sağ olsun. Ailesinin, dostlarının, yakınlarının hepimizin başı sağ olsun. Sevgili başkanımızın da ifade ettiği gibi 24 Ocak gerçekten bizim için acı bir tarih. Hem Uğur Mumcu'yu, hem Gaffar Okan'ı, hem İsmail Cem'i aynı tarihte kaybetmenin acısını yaşarken, o acı güne Türk sinemasının en önemli isimlerinden birisi Fatma Girik de eklendi. Fatma Girik sadece Türk sinemasının önemli bir ismi, sanatçısı değildi. Sanatçılığının yanı sıra sosyal yönü çok güçlü bir insandan bahsediyoruz. Daima halkın yanında, toplumsal sorunları takip eden, emekçinin yanında olan bir sanatçı Fatma Girik.
aynı zamanda dürüst, halkçı, Atatürkçü bir sanatçı Fatma Girik. Zaten çok kıymetli dostları, gerçekten sarf ettiği sıfatları dinlerken aslında çocukluktan bu yaşa kadar hissettiğimiz şeyleri tekrar etmiş oldular bir an için. Evet, biz de Fatma Girik için böyle hissediyorduk. Bir köyde yaşarken ya da şehirdeyken ya da üniversite öğrencisiyken ya da şimdiki görevimizde aslında bu duyguları yaşıyorduk diye düşünmeden edemedik. Böyle bir insandı. Özellikle sağlam karakteriyle hep örnek gösterilen bir şahsiyetten bahsediyoruz. İnsanların ruhunda böyle bir duruşu simgeliyordu. Kendisini rahmetle, minnetle yad ediyorum. Aynı tarihte ölen o çok kıymetli insanları da rahmetle, minnetle yad ediyorum. Devirleri daim olsun. Fatma Girik'in sinemaya verdiği, Türk sinemasına verdiği emeği yine kıymetli dostları çok güzel şekilde ifade ettiler. Çok önemli yer tutan yapıtlarda yer aldı Fatma Girik. Tabiri caizse Türk sinemasını Fatma Girik'siz anlatamayız, tarif edemeyiz. Birçok farklı karakteri yansıtırken Anadolu'dan öyle simge karakterlerle bizi buluşturdu ki aslında yaşadığımız ülkenin farkına vardık o karakterleri izlerken. Tabii hayata karşı sadece filmleriyle değil, duruşuyla da önemli bir yeri vardı. Özellikle kadın olarak, kadın duruşuyla önemli bir yeri vardı. 89 yılında Şişli'ye belediye başkanı olması da, bir kadın olarak belediye başkanı olması da bunun en önemli herhalde göstergelerinden biridir diye söylemek isterim. Birçok alanda öncülük yaptı, direniş gösterdi, hakkını aradı. Sinema emekçilerinin sansüre karşı yürüyüşünü örgütledi, en öndeki saftaydı. Madenciler için, emekçiler için yürüyüşteydi, yine en ön saftaydı. Böyle bir karakterden, böyle bir önemli insandan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu gösteriyor ki aslında doğru bildiğinden hiçbir zaman vazgeçmeyen bir insandan bahsediyoruz. Yani susayım, görmeyeyim, duymayayım kolaycılığını hiçbir zaman seçmeyen çok değerli bir şahsiyetten bahsediyoruz. Aynı zamanda eğilip bükülmeyen bir insandan da bahsediyoruz. Sanata ve sanatçılara yönelik baskıların arttığı her dönemde gerçekten böylesi büyük sanatçıları ve böylesi önemli kişilikli, şahsiyetli duruşları insan aramadan edemiyor açıkçası. Biz şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak tam da şu anda Fatma Girik'le ilgili güzel bir kitabın hazırlığındayız. Bu çalışmalar sürerken çalışma arkadaşlarımın kendisini ziyaretinde az önce kıymetli asistanın da ifade ettiği gibi, menajerin de ifade ettiği gibi kitap için röportaj gerçekleştireceklerdi. Ben de açıkçası kendisiyle buluşmayı istediğimi söylemiştim arkadaşlarıma. Hatta arkadaşlarım o isteğimi ilettiğinde duyduğu sevinci ve güzel gözlerindeki ışığı bana aktardıklarında ben de çok büyük onur ve mutluluk duymuştum. Ne yazık ki bu buluşma gerçekleşemedi, böyle buluştuk. Hayat böyle. Bu tabii benim içimde elbette bir ukde kalacak. Kitabını devam ediyor şu anda. Yayınlandığında hep birlikte Fatma Girik'i anmaya devam edeceğiz. Fatma Girik'i, İstanbul'un o güzel hemşerisini, Şişli ilçemizle beraber İstanbul'umuza hizmet eden çok kıymetli sanatçılığının yanı sıra belediye başkanımızı mutlaka bu şehirde layıkıyla yaşatmayı, ismini her daim yaşatmayı özellikle görevimiz olarak biliyoruz.
bir yandan onun eserlerini izleyebildiğimiz, o dürüst kişiliğine, güçlü duruşuna şahit olduğumuz kıymetli bir sanatçıya, Fatma Giri'ye sahip olduğumuz için kendimizi şanslı hissediyoruz. Derin üzüntüsü içerisindeyiz Fatma Giri'yi kaybetmenin. Sanatçının hakkını veren, halkın büyük sevgisini, yaptığı sanatın hakkını veren ve halkın büyük sevgisini kazanmış. Yani bir Anadolu'nun en ücra köyündeki bir çocuktan, bir kadından tutun bugüne kadar, yani şu İstanbul'daki en sanatçı dostlarına kadar bence herkesin kalbinde derin bir izi ve sevgisi vardır Fatma Giri'nin. Ben tahmin ediyorum ki o çok sevdiği hayat arkadaşı Memduh Ün'le buluşacak ve ona kavuşacak. Fatma Giri'ye bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun, yakınlarına, dostlarına, bütün sevenlerine, sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun, yolu açık olsun.